Evet sevgili saatseverler, tekrar merhaba. What is and Wonders Fuarı sonrası video incelemelerimize devam ediyoruz. IWC'nin kısa bir süre önce kronograf modelini incelemiştik. Evet. Şimdi de elimizde Big Pilot, yeni Big Pilot, 43 mm kasayla gelen yeni Big Pilot modeli var. Burak yaklaşık bir haftadır saati deniyor. Özel bir kutuda, gerçekten enteresan bir kutuda. Muhteşem bir kutu. Evet, geldi. Saate bakamadan kutuyla haşır neşir olduk. Evet, gerçekten. Yaklaşık bir haftalık bu deneyimini şimdi Burak bizlerle paylaşacak. Memnuniyetle. Kutu mu daha güzel, saat mi Burak? Yani kutunun şimdi ekleyeceğiz fotoğraflarını birlikte. Evet. Gerçekten çok güzel bir kutu. Sağ tarafında duruyor. Bu arada kauçuk kayış ve çelik bilezik o kutunun içinde şu an. Fotoğraflardan da göreceksiniz. Profesyonel bir enstrümanın kutusu süper. Olarak evet. Tasarlanmış. Çok üzerinde güzel. Kayışın nasıl değiştirmesi gerektiği falan yazıyor. Gerçekten ben çok beğendim yani. Evet. Burak, saate geçmeden önce pilot saatleri dediğimizde benim aklıma yani direkt IWC geliyor. Ya, pek çok insan için. Bunun hani genel anlamda sebepleri nelerdir? Yani IWC ile pilot saatlerinin bu kadar bağlantılı olmasını neye bağlıyorsun? Yani şöyle söyleyeyim. Analog pilot saatleri, klasik analog pilot saatleri aslında saat dünyasında tam manasıyla bir sahibi olan bir tasarım değil. Pek çok firma zamanında bunu yapmış. Tıpkı pek çok endüstri üründe olduğu gibi bunun çıkışının arkasında da askeri ihtiyaçlar var. Bu pilotların kullanabileceği, rahat görebileceği bir tasarım olarak yapılmış. IWC'nin ön plana çıkmasıysa IWC diğer firmalara nazaran her zaman core koleksiyonunda, temel koleksiyonunda pilot saatlerine yer vermiş. Bunu sadece klasik pilot saati olarak değil, kronograf olarak da işlemiş. Farklı materyaller kullanmış, işte seramiği getirmiş zamanında. Şu an pek çok farklı materyaller kullanmaya devam ediyor. Yani bir nevi bunu sahiplenmiş. Aynı tasarımı Patek Philippe'de de rastlamak mümkün. Benzer tasarımları Zenith'te de görüyoruz. Bazı bağımsız markalar da yine aynı şekilde yapılıyor. Ama pilot saati denildiğinde insanların aklına ilk ayda bu şey geliyor. Evet. 43 milimlik bir tabir yerinde ise Big Pilot. Big Pilot. Sektörde evet. Tabii yorumlar var. Medium Pilot, neredeyse Big Pilot. Bir de Big Pilot. Tabii değişiklikler oluyor. Diğer pilot modellerinde de boyutlarda değişiklik evet. Oldu. Yine saatin detayına geçmeden saat markalarının sadece IWC değil, bu saat boyutlarıyla oynamasının hani güncel gerçek sebebi, en önemli sebebi sence ne? Bence bunun en önemli sebebi müşteri talepleri sayılır. Bunu hatırlarsın, senin Alessandro Ficarelli ile bir röportajın var aynen aydan. Neden bronzoyu 42 mm yaptınız diye sormuştum. O da dedi ki müşterilerimiz bizden 42 mm bir bronzo istedi. Yani bundan da daha doğal bir şey olamaz en nihayetinde. Bu firmalar ticari firmalar ve müşterilerin talepleriyle ayakta duruyorlar. Zaten bir downsizing trendi var. Kasalar küçülüyor. 2000'lerin başlarında başlayan o oversize trendi artık yerini yavaş yavaş küçülmeye, daha kompakt, daha kibar modellere bıraktı. Bronzo gibi son derece maskülen ve büyüklüğüyle bilinen bir model dahi 42 milimetre düştüyse Big Pilot'ta bence pekala 43'e düşebilir. Saatlerin boyutlarıyla ilgili genel anlamda saatçilik dünyasında bir tartışma oldu. Evet. Gerçek. Peki birçok değişiklik var saatte, yenilik, güncellik var ama 43 milim, yani kasanın Big Pilot gibi bir saatin 43 milime düşürülmesi sence bu saatin en önemli değişikliği olarak mı gözü çarpıyor, yoksa başka bir değişikliği ön plana çıkarmayı tercih eder misin? Açıkçası benim için ön plandaki buradaki değişiklik 43 milimetre olması. Çünkü Big Pilot yani 50 milimetreye yaklaşan kasa versiyonları olan bir saat. 48'i bile var. 48'i bile var. Benim de zamanında kullandığım bir model. Çelik olanı kullanmıştım bile. Burada olay aslında bir saatin kasasını tekrar tasarlarken ebat olarak sadece onu 43 milimetreye indirmek değil. Yani proporsiyonu, ölçeği bozmadan yapmak lazım. Evet. Şimdi bu saatin isminin arkasında Big yazısı var. Yani sen saate baktığın zaman bir büyüklük görmen lazım. Bunu da aynı büyüsü sağlayabilmek için çok güzel trikler işlemiş. En önemlisi saat 43 milimetre de olsa kocaman bir kubbe şeklinde kurmalı olur. Bu tepeyi gördüğün zaman zaten bir Big Pilot'a baktığını anlıyorsun. Son derece ince bir bezel var. Bu da kadranı olduğundan daha büyük gösteriyor. Boynuzlar yine ince çalışılmış. Lag aralığı çok fazla değil, 21 milimetre, 43 milimetre uygun bir boyut. Yani saatin kadranını, büyüklüğünü ön plana çıkartabilmek için, vurgulayabilmek için mühendislik bağında ellerinden geleni yapmışlar. Ve ben bunu güzel bir çaba olarak nitelendiriyorum. Ayrıca 43 milimetre çap,
13.6 mm kalınlık son derece takılabilir bir saat olmuş. Yani anlatmaya çalıştığım 46 mm, 47 mm gibi çaplarla ünlenmiş bir modeli 43 mm'ye başarılı bir şekilde indirebilmek kolay bir iş değil. Evet. IWS de bunun altından bence güzel bakmış. Evet. Şimdi tabii sen söylemeden beğenme konusunda için bizim tarih pencereleriyle ilgili çılgın böyle fikirlerimiz evet. var ve Big Pilot'ta da en azından bu modelinde bir tarih göstergesi yok. Bunun sendeki etkileri neler? Buradan Kristin Lupa şahsi teşekkürlerimi sunuyorum. Şaka bir yana bence gayet iyi olmuş. Bu arada tabii Big Pilot'ta 7 günlük güç rezerv süresini gösteren bir de indikatör var aslında. Onun da olmaması bence kadranda son derece güzel bir simetri katmış. Benim için kadranda herhangi bir 3 kol dışında bir ibrenin daha bulunmaması saatin en önemli tasarım detaylarından biri. O alttaki otomatik yazısını ben bir türlü anlayabilmiş değilim. Yani nasıl bir mesaj vermeye çalışıyor saat markaları? Sadece IWC değil, sadece pilot saati değil ama yani oraya o otomatiği yazmak nasıl bir fikir? Onu yani, tam anlayabilmiş değilim. Yani açıkçası kalibrenin şeklini yazmayı ben de çok anlamıyorum. Yani bazı klasikleşmiş terimler var. Yani mesela Rolex uzun uzun yazar kalibrenin özelliklerini. Ama evet. bu yani 60 senedir falan devam eden bir gelenek. Panerai otomatik yazdığı zaman anlarım. Çünkü kurmalı modellerle öne çıkan bir marka. Fakat IWC'nin yani belki elden kurmalı 7 günlük Power Reserve, Big Pilot olan farkı anlatabilmek yani. İçin kullandığım şey. Dediğim gibi yani o kadar güzel şeyler yapılmış ki kadranda çok gözüme takılmıyor. Ama olması olur muydu? Olur. Böyle nasıl? Bence böyle. Güzel. Evet, güzel. Peki pilot saati dediğinde olması gereken detaylar sence neler olur? Bir, okunabilirlik. Bu da zaten büyük bir çapla sağlanıyor. Büyük çap, büyük kadran demek. İçlerinde süper luminova dolgulu, kalın, kılıç tipi kollar burada var. Sonuçta gayet güzel. Kadran rengiyle kontrast ve arabik dediğimiz büyük rakam markörler yine burada var. 12'de 2 noktalı üçgen markörü yine kullanılmış. Bence çok iyi. Ve saati kurmak icap ettiğinde eldivenle bile rahatlıkla kavranabilen büyük bir tepe. Bu da var. Bence olması gereken. Peki ortadan dönen o büyük sahneye ne diyorsun? Yani sonuç itibariyle bence yine kadranın temiz görüntüsüyle bağdaştırdığında evet bence şık olmuş. Şimdi small seconds olsaydı bence kadranı birazcık karışık gösterebilirdi. Çünkü hem rakam indeksler kadrana çok yakın. Aynı zamanda minute track ve hour track dediğimiz dışarıdaki saati ve dakikayı okumayı sağlayan skala da oldukça kalın ve uzun çalışılmış. Hı-hı. Yani ilk bakışta saat ne uzaklıkta olursa olsun saatin kaç olduğunu anlamak da önemli olan. Dolayısıyla saniyeyi küçük bir saniye olarak bir yere ayırsaydık bu sefer bu tasarımda merkeze çok yaklaşırdı ve bence kalabalık bir görüntü olur. O işte başta söylediğin şey aslında sadece küçültmek değil, dengeli bir şekilde küçültmek için belki de o küçük saniyeden favorizörden vazgeçmişler. Bu arada tabii perde arkasında yapılan bir sürü yenilik var. Onlardan evet, onlardan da bahsedelim kısaca. Şimdi öncelikle saat artık 60 metre değil, 100 metre su geçirmezlik. 100 metre su geçirmezlik kilitli tepeli bir saatte bence tamamen yüzülebilir. Ufak tefek dalınabilir. Yani suyla aşırı neşeli olurken aklının orada kalmayacağı bir su geçirmezlik olmuş. Bence iyi. Evet. Arka kapakta safir kristal cam kullanılmış ve bu camlar ani basınç değişikliklerine dayanacak şekilde tasarlanmış. Bu da güzel bir şey. İnsan sonuçta hep bahsedersin. Tabii yani insanlar saati almadan önce motivasyon için arkasında bir hikaye verdi. Yani bir pilot saati alıyorsan eğer bence böyle bir detayın sana söyleniyor olması ya da ürünün bunu düşünüyor olması güzel bir şey. Benim hoşuma giden bir detay oldu. İçinde 60 saat güç rezervli IWC'nin yine arzu ettiği kalibre var. 82.100. Yeni nesil kalibrelerden. Bence çok güzel bir kalibre. Bunun dışında ön plana çıkan en büyük özelliklerden bir tanesi senin dediğin gibi kayışların hızlı değiştirebiliyor olması. Şu an elimdeki örnekte klasik çift zımbalı ve lagdan tokaya doğru daralan pilot saatin deri kayışı var. Yani bence bu da pilot saatleri için imza bir detay. Kesinlikle imza detaylardan biri. Bunun yanı sıra çok güzel mavi kauçuk kayış var. Şurada şu an elinde gözüküyor. Ve ayrıca bu şekilde bu detay için teşekkür etmek lazım. Aynı zımbaları kauçuk kayışa da koymuş. Yani pilot saati kimliğini kaybetmeden kauçukla, kauçuk konforuna kavuşabiliyorsun. Bu arada hemen ekleyelim. Katlanır klips de çabuk değiştirilebilir şekilde tasarlanmış. Evet. Çok ufak bir hareketle deri kayıştaki ya da kauçuk kayıştaki katlanabilir klipsi hemen diğerine çok basit bir şekilde attırabiliyoruz. Dediğim gibi bu kullanıcı dostu çok şık.
bir kayış var. Bir de bunun yanı sıra kayışın dışında metal bileziğimiz var. Bu da Deep Pilot tarihinde bir ilk. Yine benim Christian Hoop'la bir Zoom görüşmem olmuştu. Hatta YouTube kanalımızda da yayınlamıştık onu. Kendisi bilezikleri çok seven bir tasarımcı. Bundan bahsetmişti. Ben de Deep Pilot'ı bilezikle görmeyi çok istiyordum. Ve gerçekten dedi bunu dedi. Başarabildiğiniz için çok mutluyum dedi. Gerçekten elimdeki bilezik çok güzel bir bilezik. Ben bunu da çok beğendim. Saati güzel dengeliyor. Birinci tercihim bilezik olur muydu? Ben açıkçası deri kayışı tercih ederdim. Sonra rubber'ı tercih ederdim. En sonunda bileziği tercih ederdim. Ama bilezik de Big Pilot oluyor mu? Bence oluyor. Gayet güzel olmuş. Yani o tabii kullanıcının tamamen tercihine tabii, kalmış kesin, bir şey. Yani. Kesin. Ben bu saatte sahip biri olarak hiçbir zaman bilezik de kullanmayı tercih etmem ama oluyor mu? Oluyor bence de. Yani. Bence de. Güzel bir bilezik olmuş. Yani ona öncelikle şey yapmak lazım, bakmak lazım. Ben beğendim. Evet. Peki saatin genelinde hiç mi yok yani eleştirebileceğim bir şey? Mükemmel mi yapmış olanlar? Yani saatin genelinde eleştirebileceğim bir şey var mı? Yani açıkçası pek bir şey bulamıyorum sonuç itibariyle. Çünkü ben saati beğendim. Bir de şu da var Serdar. Ben bir saate bakarken açıkçası biraz onu tasarlayan insanlarla empati kurarak bakmaya çalışıyorum. Yani bunlar gerçekten kolay işler değil. Biz tabii saati bitmiş ürün olarak alıp bileğimize taktığımız için. Ondan sonra bunun arkasında ne kadar yıllık bir uğraş olduğunu... insanların bunun bu ürünü bu hale getirebilmek için ne kadar uğraştığını bilmiyoruz, düşünmüyoruz. Gerçi fabrikası yani biraz biliyoruz ama tabii. Yani bilmiyorum. Normal koşulda çok fazla insanların dikkat ettiği bir husus değil. Dediğim gibi ben saatte şurası şöyle olsaydı diyeceğim bir şey bulamadım. Peki Burak teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Video incelemelerimize devam edeceğiz. Değişik konularda videolarımıza devam edeceğiz. Siz de bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olun, bizlere destek olun. En kısa sürede farklı konularda tekrar beraber olmak üzere şimdilik hoşça kalın diyoruz. Görüşmek üzere.